Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce bunu bir kaydedelim. Temasla. Yunan ayın 27'si. 27 Mayıs. 2010. Şimdi o günden bugüne yaptığım bir şey yok. Yani şunları görünce zannetmeyin ki bir şey yapmış, ama çekmemiş diye. Hiçbir şey yapmadım. Sadece önceki projede bunun devamı sayılacak projede. Daha önce yapmıştık bunu. Bakın burada yerleşim planı, bahçesi, peyzajı daha doğrusu. 1, 2, 3, 4 tane blok var. Bir de büyük blok var. 5 tane blok. Şunlar ikişer daire, bu 4 daire. Önce bu ikişer dairelerin planı çizilmişti. Şimdi 5 tane 4 tane planı çiziyoruz. O yüzden burada bazı şeyler aynı olacağı için bu görünüşler falan bu kısmı kopyalayıp ve bir de en sonunda kısmı kopyalayıp şu kısmı oraya yapıştırdım. Buraya. Gördüğünüz gibi şimdi buraya da bunların benzerini ekleyeceğiz. Ama öncelikle şuradaki işlerimizi bitirmemiz gerekiyor. Burada en son ne yapmıştık? En son şu kodları kod ve katları yazmıştık. Şimdi bakalım daha ne var. Ya da oradan bir tane örnek alıp gelebiliriz aslında. Bakın. Şuradan şöyle iki örneği alıp gelsek. Çünkü hemen hemen aynı şeyler. CTRL ile arıyoruz. CTRL ile yapıştıracağız buraya. Şimdi görünüşlerin önce görünüşlerde ne var? Kodlar ve katlar yazdık. Şu yazılar kaldı. Ve şu mavi yazılar. Silikon dış çapı beyaz şeklinde yazılarımız var. Bunları yazmamışız. Önce onları şunu şuradan C, O, Enter'da bir tane kopyalayın arkadaşlar. Yoksa bir açıdan şuraya yapıştırabilirim. Bir benzerinde yine şöyle yapalım. F8 açıp buradan kopyalayayım ki aynı hizada olsun. F8 biliyorsun sağa sola götürülüyor. Buraya bırakayım. Şimdi aynı yere ikisini kopyalayıp C, O, Enter. Bir referans tutarsam şura gibi hepsi aynı hizada ve aynı düzeyde olacaktır. Görünüm güzel olsun. Yani karman çorman olmasın. Birbirine girmesin. Mümkün olduğunca okunaklı güzel olması gerekiyor. Tamam bunu yaptık. Bunu tabi hepsini yapacağız. Şimdi bakalım. Evet gördüğünüz gibi hepsinde var. Görünüşlerin hepsinde var. Şimdi şunu yapalım. Aynısını. Görünüşlerin enleri şu kısım aynı aslında. Şu kısmı enler aynı olduğu için bu kısmı alabiliriz. C, O, Enter. Şunu arıyorum. Kısmı yapalım. Getirip buraya bırakıyorum. Sonra silip C, şimdi kopyalatan sonra C, Enter. Tutup indiriyorum aşağı doğru. Ama şunların enleri böyle aynı değil o yüzden. Aslında tek yazıda yeterli bence de. Yani balkon kısmı yapmışız. Şu kısmı yapsak yeterli bence. Ama tabii ki oralara yaptıysa biz de oraları yapmamız gerekiyor. Silikonlu dış çapı biraz şu kısımları kullanabiliriz. Bakalım. Bir tanesini Enter'ı alıp verelim. Şuraya kullansak olmayacak. Şuralara kullansak olur aslında. Balkonların bu kısımlarına yapıştıralım gitsin. Gerek ne olsun burada. Aldım. C, O, Enter. Tuttum. Aksiyonu açarsam aynı hizada olacaktır. Şuraya baktım. Bunu ve bunu C, O, Enter. Şu köşeden tutup köşelere indireyim ki ilerimizden olsun.
Evet, yeterlidir. Şurada aynısını yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Diğer enter. Şuradan tuttum. Şuradan tutmuşum hala. Buraya geri bıraktım. Tabii alta doğru inebiliriz. F8 ile buraya, buraya. Tamamdır. Bu yazı bu şekilde yerleştirmiş olduk. Başka şu kısımlara var mı bakalım. Aslında yaptığımızı silebiliriz buradan. Mesela yazıları bunları komple sileceğiz çünkü. Sildik. Şunları da yapmıştık. Bir de şu kısımları silelim. Bunları kaybederim ki. Burası bize lazım oldu şimdi. Evet. 4 yerine yazmışız. Alta ve yukarıya. Şöyle tutun, topladım. Şunu aldım. CO enter'ın tutup bir yere götürebilirim. Hepsinde de var bakın. Onun için bırakacağım yer. Şöyle olsun. Dışsız su panelini dış para, mineral sıra, ağrı sıra, tarama kava, kapa sıra, 20 cm duvar, iç sıra, iç boya. Bu şekilde yaptık.